Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gebertirim seni! Neyin gerçeği? Gerçeği kendi gözlerimle gördüm ben. Dur. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Doğruları anlatmak için geldim ben. Bırak beni. Bırak. Düzgünce konuşalım hadi. Neyin doğrusu lan? Bakma suratıma, anlat neyin doğrusu? Aslında bir suçu yok. Ben buraya seni dinlemeye gelmedim. Ben de sana ait olan son şeyi bırakmaya geldim. Çünkü bundan sonra hayatımda senden bir iz bir an olsun istemiyorum. Bende güzel olan ne varsa söküp çaldın sen. Senden ricam, bundan sonra karşıma çıkma yeter. Başka da bir şey istemiyorum. Ozan! Neler çektik biz bu yuvayı kurana kadar. Ne acılara katlandık. Ne zorluklara göz gerdik. Şimdi neden böyle oldu Ozan? Sen dinlemedin beni. Biz gerekli müdahaleleri yaptık. Bu reçeteyi karakol evindeki doktora verirsiniz. Tamam doktor bey. Hazırlanın, çıkalım. Suçu neydi aslanım? Kayınvalidesini çatıdan aşağı itmiş. Baban için yaptım. Çok güzel değil mi? Bunu içince hemen iyileşecek. Geçecek, merak etme. Bu fular. Eylül gerçekten vurdu muydu? Şunu söyledikleri. Allah'ım hepsi gerçek miydi? Yaz. Eylül. Eylül dur. Sen. Dur ne yapıyorsun, kalkma. Dinlenmen lazım senin. Ben Koray'la evlenmeye mecbur kaldım. Babam silahla senin peşindeyken ben senin hayatını kurtarmak için Koray'la evlenmek zorunda kaldım. Ama sana söz veriyorum. Bana senden başka hiç kimse dokunmayacak. Asla dokunamayacak. Sen benim ilk aşkımsın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse olmadı. Sen benim tek sevdiğimsin. Söz veriyorum. Ölene kadar seni kalbimde taşıyor olacağım.
Yaz, iyi misin sen? Dur, kalkma. Ne yapıyorsun? Bak, hastasın sen. Çorba içseydin bari. Hatırlıyorum. Ne diyorsun? Yat bak, dinlenmen lazım. Hastasın sen. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Az önce ben baygın yatarken her şeyi itiraf ettin. Evliliğim bir oyun. Sen Koray'ı sevmiyorsun. Beni seviyorsun. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum Eylül. Hayır, saçmalama, yok öyle bir şey. Elimi tuttun. Koray'la evliliğinin sahte olduğunu söyledin. Beni sevdiğini söyledin Eylül. Ve bir ömür boyu seveceğini söyledin. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Sen bu çocukla böyle mi ilgileniyorsun Adnan? İş yerine gitmesem oğlumuzun hasta olduğundan haberimiz yok. Şuna bak. Allah Allah! Senin anlamadığını ben nereden anlayayım Nermin? En son baktığımda yazıydı. Sonradan hastalanacağını nereden bileyim? Ay Allah. İnşallah başına bir şey gelmemiştir yavrum. Kim bilir ne haldedir şimdi. Düştü mü, kalktı mı, ateşi mi çıktı? Sen de hızlı git biraz. Nermin, kulağımın dibinde bağırıp durma. Tamam. İnşallah başına bir şey gelmemiştir yavrum. Gelmez gelmez. Benim oğlum aslan gibidir. Yiğittir. Sen başında mızmız etme diye hasta olduğunu söylememiştir. Adnan. Bak, çok fena kavga ederiz seninle. Anayım ben, ana. Bak, oğlumun başına bir şey gelsin. Yıkarım bu dünyayı, anladın mı beni? Artık tek kelime dahi yalan duymak istemiyorum. Ne biliyorsan adam gibi bir bir anlatacaksın. Otur. Bir aptallık edip ötersen cezasını annenle kardeşin çeker. Akıllı ol. Aslı'nın suçu yok dedin, konuşsana. Kaan, konuş. Sus. Çünkü sevmek suç değil. Biz aslında birbirimizi seviyoruz. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bu muydu söyleyeceğin şey? Evet, buydu. Tamam, başta sana söylemedik. Hata ettik. Ama birbirimizi seviyoruz. Kaan, gebertirim seni. Gebertirim seni Kaan. Kaan, kaçma! Nereye götürüyorsunuz onu? Daha iyileşmedi o, hasta. Anneciğim, ben iyiyim, merak etme. Doktor taburcu etti hanımefendi. Götürmemiz lazım. Kızım, bir tanem 2 dakika durun lütfen. Bir tanem. Üşütmeyin oralarda, tamam mı? Dikkat et kendine, oldu mu? Merak etme, her şey düzelecek. Anne, Ozan bana inanmıyor. Onu aldattığımı zannediyor. Nefret ediyor benden. Ne yapacağım ben? Olmadan nasıl yaşayacağım? Anlayacak bir tanem, anlayacak, merak etme. Üzülme sakın. Sen masumsun, her şey açığa çıkacak. Lütfen hanımefendi. Aslım, pes etme kızım. Pes etme yavrum. Beni kurtarmak için evlendiğini söyledin Eylül. Neyden kurtardın Eylül beni? Sen nasıl bir oyunun içindesin? Niye bu yalanları söylüyorsun? Ne mecbur etti seni bu kadar?
Beni bu kadar seviyorken niye o herifle evlendin? Seni vuracaktı. Ben de bebeğimiz de sensiz kalacaktık. Çaresiz kaldım, affet, ne olur. Hamileyim ben Yaz. Karnımda bizim çocuğumuzu taşıyorum. Babam sana kıymasın diye evlenmek zorunda kaldım o adamla. Bizim için, bebeğimiz için. Ne olur affet. Eylül, cevap verir misin? Hatırlıyorum her şeyi. Beni sevdiğini söyledin ben burada baygın yatarken. Yaz, tamam saçmalama artık. Ben içeri girdiğimde sen baygındın, çok hastaydın, hayal görmüşsündür. Sen benim elimi tutarsan ben bunu hatırlarım. Şurada ölmüş olsaydım, sen bana sevdiğini söyleseydin de ben bunu duyardım Eylül. Ne hayalinden bahsediyorsun sen? Yeter. Yeter, tamam saçmalama ne olur. Hayal görmüşsün diyorum işte. Sen orada alevlerin içinde yatarken ben öldüm. Benim nefesim kesildi. Hissettim zorda olduğunu. Çünkü bizim içimizde aşk var Eylül. Senin saçının teli kopsa benim canım yanar. Senin kalbin kırılsa orası benim cehennemim olur. Yalvarırım yapma Eylül. Gerçek de onlar. Sen benim elimi tuttun. Beni sevdiğini... Tamam. Tamam yeter artık, uzatma. Bunların hiçbiri olmadı. Ben bunların hiçbirini söylemedim. Hayal görmüşsün. Hem ben... Evli barklı kadınım. Evde beni bekleyen bir kocam var. Yangından beni kurtardığın için teşekkür etmeye geldim. Sonra da seni baygın görünce ilaçlarını verdim. O kadar. Gözlerim içine bak Eylül. Bana yalan söyleme. Bunu bize yapma. Hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Senin için anne. Senin için söylemek zorundayım bu yalanları. Sağ ol Nura. Yaşar. Yaz'a gidip teşekkür ettiğin iyi olmuş. Sonuçta kızımızın hayatını kurtardı çocuk. Öyle ama uyarmamak olmaz Nuran. Eve gittim, Eylül'ü kurtardığı için teşekkür ettim. Sonra da kızımdan uzak durmasını söyledim. Eylül değişti Nuran. Artık eskisi gibi değil. Gülünce gözlerinin içi parlayan kız gitti. Artık bakışlarında sadece keder var. Çok acı çekti be Yaşar'ım. Her şey üst üste geldi.
Önce kalbi kırıldı. Sonra üstüne hamilelik, sonra apar topar evlilik. Yıprandı çocuk. Ben de çok üstüne vardım. O zor zamanlarında çok kırdı bir yavrumuz. Destek olacağım yerde canını sıktığımla kaldım. Olmaz laflar ettim. Düğünde bile sarılıp doya doya koklayamadım yavrumu. Ben kötü bir baba mıyım Nurhan? Doğruyu söyle. Ay, o nasıl söz öyle Yaşar'ım? Sen çok iyi bir babasın. Sen kendin yemedin, bize yedirdin. Gece gündüz çalıştın, didindin bizim için. Eylül'e de bana da kol kanat gerdin. Zor zamanlarda öyle acık sinirlendim diye öyle haksızlık etme kendine. Canım kızım, büyütürken ne hayaller kurduk, ne oldu? Geçecek Yaşar, geçecek. Hepsi geçecek. Bak, bir kadın anne oldu muydu, her şey değişir. Geçmişin üzüntülerine, acılarına artık aynı gözle bakmaz. Bomboş gelir. Sen hiç üzülme. Eylül toparlayacak. İnşallah Nurhan. İnşallah. Ozan. Bir daha sakın adım ağzına alma. Sakın. Ozan ne olur yapma. Sen benim hayatımda başıma gelen en kötü şeysin. Bir daha sakın karşıma çıkma. Ozan ne olur inanma onlara. Ben hiçbir şey yapmadım, yemin ederim. Ozan! Yemin ederim yapmadım. Ozan! Ozan! Çok gerçek değilir. Sesin, kokun. Fularında kollarımı sildin. Elimi tuttun. Rüya olamaz bunlar. Herkes yaşar bunu. İnsan hasta olunca saçma sapan rüyalar görür. Sonra da gerçek sanar. Sana da aynısı olmuş işte. Hem sen sadece gerçek olmasını istiyorsun. O yüzden. Beni sevmiyorsun. Öyle mi? O adamı seviyorsun. Doğrusu bu mu? Buna mı inanayım? Yeter, çok fazla uzadı bu konu. Uzarsa uzasın. Gözlerim içine bakıp hepsini söyle Eylül. Hadi. Seni sevmiyorum. Koray'la isteyerek evlendim desene. Ben onu sevdim. Senden nefret ediyorum desene. Biz aşık olmadık mı birbirimize? Sen beni hiç sevmedin mi? Bana her şeyi söyleyeceksin Eylül. Anladın? Her şeyi söyleyeceksin. Ben hep Koray'ı sevdim. Seni hiç sevmedim. Aşkımız yalanı desene. Kaldır kapanı. Biraz yapma ne olur. Gözlerimin içine bakarak benden nefret ettiğini söylesene. Hadi. Bana gerçekleri söyle. Yavuz, seni sevmiyorum desene. Eğer gerçek buysa tabii.
Hediye? Hediye ne oldu? Yine götürdüler onu Tarık. Hasta hasta buz gibi duvarların arasına götürdüler kızım. Ben nasıl kurtaracağım onu? Nasıl yardım edeceğim onu? Ozan! Ozan yardım et. Bak söylenenlerin hepsi yalan. Aslı masum. Kurtar onu lütfen. Bir daha sizin de Aslı'mın da yüzünü görmek istemiyorum. Hayatımızdan çıkıp gidin. O kadar. Ozan lütfen. Karşında çaresiz bir anne var. Benim annem de çaresiz. İçeride çaresizce ölüm kalım savaşı veriyor. Hem de Aslım yüzünden. Karım dediğim, aşkım dediğim, uğruna ömrümü verdiğim kadın ve onun aşığı yüzünden. Hediye Hanım yeter. Bence siz gidin. Aslım masum falan değil. Ozan! Hediye tamam. Ağlama artık. Hadi gel. Seni eve bırakayım. Yok benim adliyeye gitmem lazım. Aslı'nın duruşması var. Tamam adliyeye bırakırım. Hadi. Hayırdır Tarık? Ne oluyor yine burada? Acaba başına bir şey mi geldi? Bayıldı kaldı mı bu çocuk? Ya evde değildir belki Nermin. Ya da uyuyordur. Telefonu da açmıyor ki eşek herif. Ah Yaz ah! Niye böyle yaptı bu çocuk? Bana bak Adnan. Hastaneyi falan mı arasak? Polisi mi arasak? Ne yapsak? Yaz kapı çalıyor hadi bu. Umurumda bile değil. Bana gerçekleri söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Hadi. Söylesene Eylül. Niye evlendin o adamla? Beni bu kadar çok severken. Niye gittin Kore'ye? Seni kurtarmak için dedim. Sen beni neyden kurtardın Eylül? Demedim ben öyle bir şey. Eylül! Yaz anlamıyor musun? Gördüğün bir hayal yüzünden bana böyle sorular soramazsın. Yapma. Eylül. Ne demek ya? Bir dakika, bir dakika. Ne demek Eylül'ü ben Yağız'ın evine girerken gördüm? Anne, benim karımın Yağız'ın evinde ne işi var? Oğlum, sen bana niye atarlanıyorsun? Ben kendi gözümle gördüğümü söylüyorum sana. Vay vicdansız. Koşa koşa gitti demek. Kim bilir ne yaptı da kızın aklını çeldi. Ama ben sorarım o dalaksıza. Oğlum Allah aşkına ya. Hemen ne celalleniyorsun böyle? Sakin ol. Ben hallettim o işi. Nasıl hallettin? O Nermin cadısını bunların üstüne saldım. O şimdiye çoktan basmıştır evi. Aslan anam benim. Sen olmasan ne yapacaktım? İyi yapmışsın ama. O kadın Eylül'ü güzel bir haşlasın. Yalnız oğluna da sahip çıksın. Yemin ederim ağız burun bırakmayacağım bak. Hiç. Yani sen ne elini bulaştırıyorsun böyle işlere? Sen şimdi Yaşarlara dön.
sebep? İşini garantiye almak için. Anne bilmece gibi konuşma, ne diyorsun? Oğlum Yaşar'a gidip senin kızım böyle böyle şöyle şöyle yapıyor, benim erkeklik gururumla oynuyor diyeceksin. Ondan sonra da kenara çekil seyret. Yanlarına kalmayacak anne. Seni bu hale düşürenler cezalarını çekecekler. Bütün yalanlarını, ihanetlerini, hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Yeter ki sen iyileş. Yıkılmadan yetiş ne olur. Ne oluyor ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? He? Nasıl tehdit edersin ailemi? Beni ele vermeye çalışırsan değil anneni kardeşini, yedi sülalenin kafasını silahlayarım. Aptallık edersen de bu sefer de fotoğraf çekmekle kalmam. Sıkar geçerim, anladın mı? Yeter lan, yeter lan, yeter lan, yeter, 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 yeter. Ne zaman rahat bırakacaksınız beni? Ne istiyorsunuz benden? Kes sesini, kes! Senin işin benim dediklerimi harfiyen yapmak, tamam mı? O yüzden zırlamayı kes! Şu kulağını aç, beni iyi dinle. Bırak şu kadını artık Tarık. Can yoldaşım dediğin adamın karısı bu kadınla kızı yüzünden komada şu anda. Ya bize saygın yok. Selim'in hatırasına biraz saygın olsun bari. Bırak artık şu pislikleri. Yeter be. Sibel. Bana bak. Tamam, tamam Tarık. Ben kendim giderim. Adliye şurası zaten. Dolmuşla giderim. Hayır Hediye. Ben bırakacağım. Bak ya bak. Tavırlara bak. Alttan almalar, kendini acındırmalar filan. Kızın cinayete teşebbüsten tutuklanmış. Sen hala kocamı ayartma peşindesin. Yazıklar olsun be, yeter. Asıl sana yazıklar olsun Sibel Hanım. Bilip bilmeden suçladığın Aslım gözleriyle görene kadar inanmadı senin yalanlarına. Ozan kızınla senin çevirdiğin pislikleri kanıtlayana kadar inanmadı. Günahını almak istemedi. Ama şimdi sen bilip bilmeden suçluyorsun benim kızımı. Edebiyat yapma bana. Koca hırsız seni. Kızın bir aileyi parçaladı. Sen de şimdi bu aileyi parçalıyorsun, öyle mi? Yazıklar olsun. Allah'ından bul. Ben daha ne diyeyim sana? Sen ne taş kalpli, ne acımasız bir insansın. Ha? Kadıncağız evladına bir şey olacak diye perişan durumda. Sen hala ona saldırıyorsun. Sibel. Sana yazıklar olsun. Buraya gel Tarık. Tarık! Tarık buraya gel! Duruşma için çağrılana kadar burada bekleyeceksin.
aşkım. Günaydın sevgili. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Gerçekten mi? Delisin sen ya. Hala inanamıyorum karım olduğuna. Sanki sabahlar uyandığımda seni göremeyecekmişim gibi geliyor. Bundan sonra hep yanındayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, merak etme. Senin ne işin var burada? Yaz, bu kız hala neden senin evinde? Baba! Siz ne işler karıştırıyorsunuz? Oğlum! Madem hastasın, niye bize haber vermiyorsun? Niye beni merakta bırakıyorsun? Niye bakmıyorsun telefonlarına? Anne tamam. Biraz sakin olur musun? Evet, hastaydım. Ama şimdi iyileştim. Eylül sayesinde. Ne iş var onun burada? Şey, ben zaten gidecektim. Sen utanmıyor musun? Sen evlenmedin mi? Utanmıyor musun evli barklı kadın, bekar erkeklerin evine gitmeye? Eylül'e saygısızlık etmem. Şu an onun sayesinde ayaktayım. Daha ne yapacağız seni Yağız'ın yakasından kurtarmak için? Evlendin, hala oğlumun peşindesin. Ya kocan görürse ne der ha? Hiç bunları düşünmüyor musun? Ayıp kızım, ayıp. Kendine çeki düzen ver. Biri çıkar bir laf eder sonra, maazallah. Ayıp. Bakın ben sadece yardım etmek için geldim. Babam mı gönderdi seni? O mu dedi git ya ağzını? Baba yeter! Susun artık. Oğlum ne oluyor? Neyin siniri bu canım? Koray oğlum hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim baba. Hiç hoş gelmedim, kusura bakma. Oğlum ne oldu? Neye sinirlisin sen? Daha ne olacak ya? Daha ne olacak? Erkeklik gururum ayaklar altında be. Allah Allah. Evladım sakin sakin anlatsana. Biri canını sıkacak bir şey mi dedi? Ne oluyor? Eylül ortada yok. Aradım taradım bulamadım. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne demek yok? Kızım başına bir şey mi geldi ki Yaşar? Daha iyileşmemiş. Bir yerde düşüp kalmasın. Hay Allah, tutturdu işe gideceğim diye. Sorun da orada işte. Allah Allah, niye tutturdu acaba? Arıyorum arıyorum açmıyor. Kafede de yok. Gittim sordum işten ne zaman çıktı diye, hiç uğramadı dediler. Yani evli baklı kadın ortadan kayboluyor. Ne düşünürsün Yaşar baba? Belli ki bizi kandırıp başka bir yere gitti. Sen ne demek istiyorsun? Vallahi dediğim ortada baba. Senin kızın bana haber vermeden ortadan kayboluyor. O Yağız denen pislik de ortada yok. Ne düşünürsün Yaşar baba? Tamam Yaşar, Yaşar tamam, bir sakin ol. Oğlum sen saçma sapan konuşma. Sen ne demek istiyorsun kızıma? Neyi ima etmeye çalışıyorsun ha? Baba insanın aklına türlü türlü şey geliyor yani. Başlarım senin aklına. Densize bak. Eylül'ün ne işi olur o adamla ha? Sen benim namusuma dil mi uzatıyorsun? Baba bir dur, ben sen kız diye demedim ki ya. Söyle. Ne demek istiyorsun o zaman? Karnından konuşma. Açık açık konuş. Eylül'e namussuz mu demek istiyorsun ha? Kızımın iffetine dil mi uzatıyorsun? Çekil elimden, bir kaza çıkacak, çekil! Yaşar, Yaşar dur bir. Fatih. Hediye Hanım merhaba. Aslım'ın davasıyla ilgilenmesi için en yakın arkadaşından rica ettim. Tüm hazırlığını yaptı. Tüm araştırmasını da yaptı. Kızınızı en iyi şekilde savunacak, merak etmeyin. Merhaba Hediye Hanım. Merhaba, çok teşekkürler geldiğiniz için. Fatih Bey çok sağ olun. Sonunda Aslım'ın masum olduğu ortaya çıkacak. İnşallah. Ben hemen hazırlıklarımı yapmak için salona geçiyorum. Aslım!
buradayım ben. Bir tanem merak etme, her şey düzelecek. Niye böylesin kızım? Kızım üzülme. Bak Fatih Bey en iyi avukatları tutmuş. Her şey anlaşılacak. Masum olduğunu anlaşılacak. Bir tanem hepsi düzelecek. Kızım. Aslı. Bir şey olmuş. Bir terslik var. Gözlerinin feri gitmiş resmen. Bir terslik var, bir şey olmuş. Hediye'nin bir şey yok, sakin olun tamam. Siz buyurun şöyle oturun. Her şey çözülecek, merak etmeyin. Kızım. Talihsiz kızım benim. Anlamadan dinlemeden kızın üstüne gidiyorsunuz. Bakın. Eylül bana yardım etmek için geldi diyorum. Onun sayesinde iyileştim diyorum. Baban haklı ama. O evli barklı bir kadın. Bu saatten sonra attığı adımlara dikkat edecek. Olmaz öyle. Oğlumu peşinden adımını atmasın da nereye atarsa atsın. Düşsün artık yakamızdan. Size yardım etmek için geldim diyorum. Daha fazla kırıcı konuşmayın lütfen. Kızım. Çok meraklıysan git başkasına yardım et. Ha illa yardım edeceksen, ilgileneceksen de git kendi kocanla ilgilen. Biz oğlumuza bakarız. Hastaydım diyorum, hasta hasta. Burada bayılıp kaldım. Belki de hayatımı Eylül kurtardı. Ona teşekkür edeceğiniz yerde saçma sapan konuşuyorsunuz. Anne, ne olur yapma. Oğlum madem hastaydın, niye haber vermedin bize? Oğlum, biz sana bakardık. Senin anan var, baban var. Çok şükür ki kimseye muhtaç değilsin. Yoktunuz ama. Gözlerimi açtığım zaman yanımda Eylül vardı. Eylül. Annem ve babam adına özür dilerim. Ne dediklerini bilmiyorlar işte. Kusura bakma. Neyse ne. Yine de oğlumun peşini bırakacaksın kızım. Git kendi kocanla ilgilen kızım. Biz kendi oğlumuza bakarız. Eylül. Eylül. Yaz! Dur saçmalama. Haydar Bey! Hediye Hanım buyurun. Teşekkür ederim, sağ ol. Kaan. Oğlum. Neredesin sen? Aramadığım yer kalmadı. Bazı ufak tefek sıkıntılarım vardı Hediye teyze. Halledip öyle geldim. Olsun, gel. Gel otur şöyle. Neyse, geldin ya artık çok şükür. Aslı'nın masum olduğu anlaşılacak artık. Bütün doğruları anlatırsın. Tamam mı? Oh. Anne ve kızın mutluluğu senin elinde. Sakın hata yapma, tamam mı? Güzelce ver ifadeni. Sen merak etme Hediye teyze. Bütün doğruları anlatacağım. Sağ ol oğlum, sağ ol. Çekil önümden Nurhan, bırak beni. Bana niye kızıyorsun Yaşar baba? Burada mağdur olan biziz. Allah Allah. Eylül'ü arıyorum sabahtan beri, ortada yok. Kızınıza sahip çıkacağınıza bize atar yapıyorsunuz ya. Yeter be. Sen kim oluyorsun da benim kızıma laf ediyorsun? Aptal herif. Bırak beni Nurhan. Yaşar Allah aşkına bir dur. Senin de ağzından çıkanı kulağın duysun ha Yaşar. Hadi ne olur kurban olayım bir dur. Bırak beni Nurhan. Kızıma saygısızlık edemezsin. Razi'ye koş. Ne oluyor ya? Yaşar Bey bırak oğlumun yakasını. Ne oluyor oğlum? Oğluna sahip çık Razi Hanım. Kızım hakkında ileri geri konuşmasın. Haddini bilsin. Oğlum? Sen Eylül'e bir saygısızlık mı ettin? Bir laf mı dedin çocuğum? Ne oluyor? Anne Eylül ortada yok. Arıyorum arıyorum kız kayıp. İşe de gitmemiş. Yağız Efendi de ortada yok. Sen söyle senin aklına. Bir dakika. Sen söyle. Ne gelir aklına senin? Sen yoksa şimdi bunların ikisinin bir arada olduğunu mu düşündün? Al şu oğlunu götür Razi Hanım. Kızım hakkında ileri geri konuşup duruyor. Elimden mi kaza çıkacak? Yazıklar olsun sana Koray. Puh senin suratına. Oğlum sen karını tanımıyor musun? Eylül'ü bilmiyor musun? Nasıl böyle şeyler düşünürsün? Anne. Sus.
Eylül hakkında nasıl böyle şeyler söylersin sen? Çok ayıp etmişsin, çok. Yaşar Bey, Yaşar Bey kusura bakmayın. Koray karısını çok seviyor, kıskanıyor. Ondan ne söylediğini bilmemiş. Gençliğine verin. Yoksa benim Eylül'e güvenim tam. Yani evine, yuvasına çok sadık bir kız. Maşallah, harika bir kız yetiştirmişsiniz. Ne olur siz onu affedin, gençliğine verin. Tamam o zaman. Eylül nerede? Nerede ya Eylül? Bana karımı bulacaksınız. Hakikaten Yaşar, nerede bu kız? Ozan. Konuşmak yasak. Lütfen, çok önemli. Ozan, ben masumum. Kim bilir, belki de kaç tane yalan söyledin bana. Bitti. Artık beni kandıramayacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bugün sen orada yargılanıyorken seni izliyor olacağım. Ozan, nasıl inanırsın bu yalanlara? Nasıl kıyarsın bize? Biz mi? Bir de utanmadan hala konuşuyor musun? Hani sevgilin nerede? Hani çok seviyordu seni? Ne oldu? Korkup kaçtı mı? İnanma onların hiçbirine. İnanma, onlar doğru değil. Hepsi yalan. Artık masken düştü. Bitti. Bugün senin son görüşüm olacak. Oğlum ne yapıyorsun? Korkutma bizi. Oğlum ne yapıyorsun? Kendine gel. Utanmadan ağzınıza geleni söylediniz kız. Benim hayatımı kurtardı. O geldi benim yanıma. O ilgilendi benimle. Benim ilacımı o verdi. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Eylül'e karşı niye bu kadar acımasızsınız? Ya ben bıktım. Anladınız mı? Bıktım. Oğlum haber etseydin biz gelirdik. Senin anan baban var başında. Bak geldik işte. Sanki biz seni ölüm döşeğine bıraktık da o çolak Yaşar'ın sümüklü kızı kurtardı. Oğlum bizi de anla. O kız seni üzüyor. Sen üzülünce bizim ciğerimiz parçalanıyor. Bak, gitti başka adamla evlendi. Yine çıktı, senin peşine takıldı. Oğlum, ne yapsaydık? Ne deseydik? İyi mi deseydik, aferin mi deseydik? Bize niye bağırıyorsun oğlum? Biz sen iyi ol istiyoruz, üzülme istiyoruz. O kız, o kız, o kız, o kız! O kızın bir adı var. Eylül. Benim aşık olduğum, sevdiğim kız o. Hı? Ben onun bir tek damla gözyaşına 1000 kere ölürüm. O bana dünya yak desin, ben yakarım. Duydunuz mu? Ne yaşanmış olursa olsun, ben o kızı seviyorum. Hem de deliler gibi seviyorum. Saçma sapan konuşma, adamın canını sıkma. Baba yeter! Eğer bir daha bu şekilde davranırsanız sizi silerim. Duydunuz mu? Silerim. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen? Anaya babaya öyle laflar denir mi? Bu kız senin aklını bulandırıyor. Gözlerini kör ediyor Yaz. Anla artık bunu. Kendine gel. Uzak duracaksınız bizden. Duydunuz mu? Yoksa sana ne ana derim, ne de sana baba. Bize dokunmayın artık. Oğlum nereye gidiyorsun? Sevdiğim kadını bulmaya. Müsaadenizle dosyadaki savunmamıza ek olarak tanığımıza çağırmak istiyorum Hakim Bey. Tanık Kaan Gürge'nin dinlenmesine karar verildi. Çağırın. Bana o sözleri nasıl ettin Ozan? Hiç mi için acımadı? Hiç mi üzülmedin öyle konuşurken? Hayattaki en büyük şansın derdin bana. Sen kimlere inandın da bana bunları yaşattın Ozan? Bugün buradan el ele çıkacağız bir tanem. Kurtulacaksın, merak etme.
Doğruları söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Ediyorum hakim bey. Kaan Gürgen. Polis kayıtlarında olay günü ve saatinde olay mahallinde olduğunuz doğrulandı. Bize gördüklerinizi açık ve net bir şekilde anlatın. Hakim bey, biz aslında birbirimizi seviyoruz. Bir ilişkimiz var. Ne? O gün de yine bahsi geçen otelde buluşmuştuk. Fakat Jülide Hanım, yani Aslım'ın kayınvalidesi olay yerine geldi. Bize bağırmaya başladı. Sakin olmasını istedik ama bizi dinlemedi. Jülide Hanım ilişkimizi öğrenince çok sinirlendi. Aslım'ın üzerine yürümeye başladı. O sırada terastaydık ve Aslım'a saldırmaya çalışırken dengesini yitirip düştü. Aslım tutmaya çalıştı. Hatta onu kurtarmaya çalışırken az daha kendisi de düşüyordu. Yani Jülide Hanım kendi hatasıyla düştü hakim bey. Aslım karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi bir insan. Siciline bakarsanız anlarsınız zaten. Tamam, çıkabilirsin. Aranızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Niye yalancı şahitlik yaptın Kaan? Bak sen temiz, dürüst bir çocuktun. Niye yaptın bunu? Hediye teyze, içeride Aslım'ı kurtarmak için ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. Ama yalan söyledin oğlum. Bak, siz çocukluğunuzdan beri arkadaşsınız. Aynı mahallede büyüdünüz. Aynı okullarda okudunuz. Aynı yokluğu çektiniz. Şimdi neden yaptın bunu ona ha? Niye yalan söyledin? Onun sadece Ozan'ı sevdiğini bile bile niye yaptın bunu? Öyle gerekti Hediye teyze. Çok üzgünüm. Kaan! Yok. Bu böyle olmaz. Bunun içinde başka bir iş var. Çok meraklıysan git başkasına yardım et. Ha illa yardım edeceksen, ilgileneceksen de git kendi kocanla ilgilen. Biz oğlumuza bakarız. Daha ne yapacağız seni Yağız'ın yakasından kurtarmak için? Evlendin hala oğlumun peşindesin. Ya kocan görürse ne der ha? Hiç bunları düşünmüyor musun? Neredesin Elif? Nerede? Sen evlenmedin mi? Utanmıyor musun evli barklı kadın, bekar erkeklerin evine gitmeye? Neyse ne? Yine de oğlumun peşini bırakacaksın kızım. Git kendi kocanla ilgilen kızım. Biz kendi oğlumuza bakarız. Eylül dur. Yeter! Yeter, rahat bırakın beni artık, istemiyorum, gelme yeter! Yeter! Eylül. Eylül! Görgü tanıklarının ifadeleri ve olayın en yakın şahidi Kaan Gürgen'in ifadesine göre Jülide Hanım'ın bu gönül ilişkisinden haberdar olup müvekkilime saldırmasından kaynaklanan bir kaza cereyan etmiştir. Burada saldıran Jülide Hanım'dır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum hakim bey.
Yüzüme bile bakmıyorsun artık. Görmüyorsun beni. Sevmiyorsun, inanmıyorsun. Sen bana inanmıyorsan hiçbir şeyin önemi yok ki o zaman. Bu konuşulanların, aldığın nefesin, geçen zamanın bir önemi yok ki artık. Kızım, doğru mu bunlar? Aslım Hanım. Evladım, kime diyorum? Savunma ifadende geçenler doğru mu? Onaylıyor musun? Evet. Onaylıyorum. Yaz kızım. Gereği düşünüldü.